Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar ev işlerim YouTube kanalıma. Evet, sizlere bugün iki tane mekikle çalışılan çok harika sıralı bir model hazırladım. Bu modelimizin yapımına geçmeden önce sizlere modelimizi tanıtmak istiyorum. Evet, bu şekilde sıralı çok hoş herkesin yapabileceği bir oya bu. İlk önce motiflerini yapıyoruz, daha sonra kolay bir şekilde montajlıyoruz buradaki mekikten yapılan sıra dağımıza. Bu aralarını daha fazla da yapabilirsiniz. Ben üçerli yaptım. Sıklığı, seyrekliğini kendiniz ayarlamanız mümkün. Evet, iğne oyasında birleştirmek isteyenler buradaki kirpikler gibi kirpikli çalışıp bu kirpiklerden zürafayla tutturmak çok kolay oluyor. Tabii yapacağınız dağla da ilgili. Evet. Şimdi hemen modelimizin, oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Evet, ben burada ipimi bağladım, birleştirdim ve düğümledim. Bu şekilde tutturdum. Pozisyon aldırdım. Daha sonra İlk düğümümüzü ve ilmeğimizi bu şekilde atıyoruz. Evet. İkinciyi atacağız. İkinciyi elimizde parmağımız bastırıyor. Daha sonra alttan girip üstten çıkıyorum. İkinci ilmeğimi bu şekilde attım. Hareket eden kısım altta oluyor. Ben burada dolgu çalışacağım için hemen dolgu pozisyonuna geçiyorum. Dolgu pozisyonunda bu şekilde parmağımıza oturtuyoruz. Daha sonra alttan mekiğimin üstünden giriyorum. 1 2 Dolgu mekik derslerimiz var. Detaylı bir şekilde oralardan izleyebilirsiniz dolgu yapmayı. Bu taraftaki ne geçiyorum? Onu da ipi aşağıya aldım. Mekiğimin de altından giriyorum. Üstünden çıkıyorum. Tekrar aynısını yaptım. Evet, bu tarafa da üstünden giriyorum. Bu sefer parmağımın üstüne aldım. Üstünden girip altından çıkıyorum. Bu tarafa geçtim. Evet, 4 tane oldu. Beş, burada 6. Sekiz. 9 10 2 tane yapıyorum. 1 sayıyorum. 12 13 14 Evet. 16 tane yaptım. Bu modelimiz için 16 tane yeterli. Evet, parmağımı içine aldım. Modelimizin ön yüzü altta olan tarafı oraya da çevirdim. İşlemeyen taraf arkadaşlar, bu taraf. Buradan mekik zinciri çekeceğim. Yirmi altı zincirimde oyamı alt ipini çekiyorum.
ve sıkılaştırıyorum. Daha sonra alt ipimizi uzatıyorum. Burada ipimi katlıyorum. İpimi katlıyorum. Tek bir kere ikisini beraber katladım. Birleştirdim. Daha sonra parmağımı içine alıyorum. Buraya ilmek yapıyorum. Altı tane ilmek yaptım. Bu katladığım yerde alt ipimi asılıyorum. Tek katladım. Alt ipimizi kolay asılalım. Buradan aşağıya çekelim diye. Evet. Parmağımı bu şekilde içine aldım. İkisini arasına koyuyorum. Daha sonra size net göstermek için bu şekilde aşağıya asılıyorum. Yaptığım tomurcuğu sarı ipim alttan, beyaz ipim üstten arasına alıyoruz burayı. Kalp oluşuyor bu şekilde. Daha sonra bunu ilk ilmeğimizi mekiğin üstünden burada birleştirdim. Biraz asılalım. Buraya tekrar 26 tane mekik zinciri yapacağız. Evet, buraya 26 tane mekik zincirimizi yaptık. Bu şekilde bir görünüm oluştu. Daha sonra alt ipimi buradan asılıyorum. Evet, alt ipimizi asıldık ve bu şekilde bir tane yaprağımız oldu. Tekrar ipimi katlayıp burada birleştiriyorum. Evet, iki kere birleştirdim. Bunu dolgu yapma pozisyonu alıyorum hemen. Tekrar burada dolgu çalışmamı yapıyorum. Dört tane yaptım. Ben bundan iki tane daha yapıp dönmek istiyorum. Evet, sonuncu, üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, burada sarı ipimin işi bitiyor. Bunu hemen kesip alayım. Daha sonra yeşil ipimle devam edeceğim burada. İpimi katladım gördüğünüz gibi. Birleştirdim. Bunu yakıp temizledikten sonra buraya tabana yerleştiriyorum ve parmağımı içine alıyorum. Hareket etmeyen taraf olması lazım. Hareket ediyor. Değiştireyim. Evet. Burası hareket etmeyen taraf olacak. Evet, buraya böyle 50 tane ilmek atacağım. Alt ipimi asılıyorum. Boyamı sıkılaştırdım ve
Tekrar alt ipimi çekiyorum ve burada yaprağımı yapıyorum. Evet, yaprağımızın bir tanesi oldu. Hemen burada tekrar ipimi katlayıp diğer yaprağımın yapımına geçmek istiyorum. İki tane ilmeğimi attım. Evet, alt ipimi asıldım. Burada yapraklarımı birleştirdim. Daha sonra beyaz ipimi parmağıma doluyorum. Yeşilimi beyaza sabitleyip burada onu keseceğim. Evet, iki tane ilmek attım. Makasımla aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar, buraya ip sarmak istiyorum ben. Bu şekilde bir düzen verelim. Evet, yapraklarımı aşağıya çekip düzen veriyorum. Daha sonra herhangi bir yerinden alt ipi diye kullandığım ipten yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerinden çıkardım. Birinin altından birinin üstünde geçiriyorum. Evet, bu şekilde. Diğerinin üstünden derken burada bunun üstünden geçirmiştim. Şimdi onun altından geçiriyorum. Diğerinin üstünden geçirerek bu şekilde istediğimiz kadar bunu sarıyoruz. İlk kavuşmada düzelsinler. Sıkalım onları. Sonra bu şekilde dolanarak buradaki sarmayı tamamlayabiliriz. Evet. Bu da zahmetli bir şey değil. En zevkli yeri oyamızın. İstediğiniz kadar sarabilirsiniz. Evet, benim için yeterli. Diğerleri kadar oldu. Sayısını saymadım. Normalde 13-14 o kadar oluyor. Evet, tersini çeviriyorum. İpimizi buradan kesip çakmakla arkadaşlar onu yapıştıracağım. Evet, bu şekilde yapıştırdık. Evet, son hali bu şekilde oldu. Güzel çiçeğimi iğne oyasıyla buralarından da tutturabilirsiniz. Kirpik yaparak da yapabilirsiniz arkadaşlar. İki türlü de mümkün. Buralara kirpik yaparsınız. 25-22 tane zincirden sonra kirpik uygulamanız daha iyi olur. Hemen ben bunu sıralı dağımın yapımına geçmek istiyorum. Evet, ipimi buradan bağladım. Aynı pozisyon alıyorum arkadaşlar. İpimi katlayıp birleştiriyorum. Bu şekilde tekrar oyaya başlamış halinde yapıyorum. Bu sefer altından giriyorum. Evet. Daha sonra ben bunu parmağımın arasına alıp şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Bu üst kısmı yapacağız. Daha sonra ayak tarafına geçmek istiyorum. Buraya 10 tane ilmek atacağım. Hareket etmeyen tarafı burası arkadaşlar. Hareket eden tarafı altta olsun her zaman. 10 ilmek attım. Bir tane kirpik yapıyorum.
Tekrar 10 tane ilmek yaptım. Buraya kirpik yapacağım. Evet, 3 tane kirpiğimi yaptım. Tekrar 10 tane ilmek atıyorum buraya. Evet, 10 tane ilmeğimi yaptım. Bir tane daha ilmek yapacağım. On tane ilmek yaptım tekrar. Modelimi oyamı bu şekilde asılıyorum. Alt ipimi buradan çekeceğim. Evet, alt ipimi çekerek bu şekilde bir. Evet, buradaki yeri oluşturdum arkadaşlar. Bu kısmına geçiyorum şimdi. Oyamı çeviriyorum. Parmağıma doluyorum burada. Katlama yok. Evet, 16-17 tane buraya ilmek attım. Bir tane kirpik yapacağım. Altı tane kirpiğimi ilmeğimi tekrar yaptım burada. Şimdi ipimi tekrar katlıyorum. İlk başladığımız yeri yapıyoruz diye düşünün arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz şimdi. Katladım. Parmağım arasını aldım. Buraya 10 tane ilmek atıyorum. 10 tane ilmeğimi attım. Oyama asıldım. Oyamın yüzünü çevirerek buraya. Evet, bu şekilde birleştirme yaptım. İçinden geçirdim mekiğimi de. İpimin içinden geçirerek. İlk ilmeğimi üstten giriyorum buraya. Bir tane ilmek atıyorum. Alt ipimi asılıyorum. Bu arada boşluk kalmasın diye. Tekrar buraya 10 tane ilmek yapacağım. On ilmekten sonra kirpik yapıyorum. Evet, 3 tane kirpiğimi yaptım. Tekrar 10 ilmek. On ilmekten sonra bir tane kirpik. On tane daha ilmek yaptım. Bu ara sayılarımız hep orantılı arkadaşlar. Ben burada tekrar aşağıdan asılıyorum. Herkesin yapabileceği bir model. Kolaylıkta. Evet. Ara modelimizin ilk aşaması bu şekilde oluştu. Burada parmağımıza doluyoruz. Oyamızı da çevirip buraya tekrar 16 tane kirpik 16 tane yapıp dönmek istiyorum. Evet, burada
Alt kısmı yaptım. Tekrar bu kısma geçmek istiyorum. İpimi katlayarak yapacağız bunu. Ama ben burada bu oyama geçirmek istiyorum sizlere. Burada devam edeceğiz. Evet, buradaki kaldığımız yerdeyiz. Ben şimdi burada devam etmek için oyama katlamak istiyorum. Bu şekilde çevirdim. İpimi katladım. Evet. Bir tane daha ilmek atıyorum buraya. İki tane ilmekle parmağımı arasına alıyorum. Buraya 10 tane ilmek atıyorum. Tek tek 10 tane ilmek olacak. Evet. 10 ilmeğimi attıktan sonra modelimizi çeviriyoruz. Burada kirpimizin içinden geçireceğim. Büküğün içinden geçirmek istemiyorum. Şuradaki yerden geçirirsem açılıyor. Evet. Bu şekilde bükükten geçmemiş oluyoruz. Burada bir tane ilmek yapıp devam ediyorum. Alt ipimi asılayım. Buradaki gelen takip düzgün olsun diye. Evet. Burada modelimizin montajını yapacağım. Çiçeğimizi, motifimizi buraya montajlayacağım. Kirpik yapmıyorum. Buraya 12 tane ilmek yapıyorum. İki tane ilmeğimi yaptım. Asıldım. Bu motifimizin burası tersi. Ters tarafını böyle koyuyorum. Buradaki yaprağımın içinden ipimi geçirip evet. Bu şekilde tutuyorum ikisini bir yerde. Buradan asılıyorum. Buradaki bombileşmiş yerden geçiriyorum. Buradaki büküğü bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Büküğün tepesinden geçirirsek oyamız güzel olmaz. Daha sonra buraya ilmek atıyorum. Birinci tarafını ekledik. Tekrar buraya 12 yapacağım. 4, 5, 10 tane. 11, 12. Bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar 10 tane. Alt ipimi asılıyorum burada. Evet. Bu şekilde bir tarafını montajladım. Aynı şekilde karşıyı da montajlayıp döneceğim. Burada ekleme yerini de size göstermek istiyorum tekrar. Evet. Burayı yaptım. Geldim. Daha önce buraları gösterdiğim için. Oyamı çeviriyorum. Aynı şekilde burada ipimi katlayıp arasından geçiriyorum hemen. Yakınlaştırdım. Evet, bu şekilde. Çok kolay bunun ekleyerek yapması arkadaşlar. Motifleri daha önce yapıp sonra da bu şekilde işimizi ilerleştirip bitirmemiz mümkün. Evet, buraya 10 tane 12 tane ilmek yapıyorum tekrar. 12 ilmek, bir tane kirpik,
Evet. Daha sonra alt ipimizi asılıyoruz. Evet, bu şekilde eklememiz de mümkün bu güzel oyamızı. Videomuz uzun oluyor. Ayrıntılı anlatmak da iyi sizler için. Evet, ben burayı biraz daha ilerleyip size döneceğim. Evet, oyamızın son hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Zürafayı yaptıktan sonra iğne ile bu kirpiklerden, zürafaların aralarından geçerek yemeniye geçirmek mümkün. Evet, çiçekli yemenilerde içinin çiçeğine göre bu çiçeklerimizi ayarlayın. Düz yemenilerde istediğiniz renkle uygulayabilirsiniz. Buradaki yeşilim yemeninin renginde olur. Üstüne istediğimiz renkten çiçekleri bu şekilde yapıp montajlayabiliriz. Evet, oyamızın son hali bu şekilde oldu. Videolarım beğenide bulunup paylaşımda yaparsanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hoşça ve dostça kalın. Yepyeni videolarımızda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun.